Merhaba ben Esen, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz için benim çok sevdiğim, aynı zamanda vegan olan seyircim, bir makarna tarifi paylaşacağım. Tek tencere bir makarna değil bu. İtalyanların çok sevilen aglio ve olio'su, yani sarımsak ve zeytinyağlı makarnası. Çok lezzetli oluyor. Hızlıca malzemeleri sayacağım. Genellikle spagetti veya linguine ile yapılır. Biz bugün spagetti kullanıyoruz. Yarım paket spagettim var. Yaklaşık bir 3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı kullanıyorum. 1 çay kaşığına yakın tuzum var. Biraz karabiber. Üzerine ekleyeceğim pul biberim var. Ben Urfa'dan getirdiğim isot kullanacağım ama her türlü pul biberi kullanabilirsiniz. Onu da yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Yarım demet maydanozum var. Böyle 3-4-5 hatta benim iddialı bir boyutta sarımsaklarım. Sarımsak kullanacağım. Bir de bütün malzemelerimizin içinde yine sayacağım 1 adet kahve fincanım var. Bana demeyin ki malzemenin içinde niye kahve fincanı sayıyorsunuz. Çünkü bu kahve fincanı sizin unutmamanız gereken malzemelerden birinin ana kahramanı. Makarnayı pişirdiğimiz sudan bir kahve fincanı kadar alıp ayıracağız. O da malzememizin devamı olacak. Ben şimdi arkada fokur fokur kaynayan böyle deniz suyuna yakın tuzlu kıvamda bir kaynar suyum var. Onun içine makarnalarımı atacağım. Bir 8 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra da buraya gelip diğer kalan malzemeleri nasıl hazırladığımızı göstereceğim. Şimdi bir ocağa geçelim ve makarnalarımızı suyun içine bırakalım. Kaynayan suyun içine spagettimi şöyle bırakıyorum. O birazdan yumuşayıp böyle ben bastıracağım onu. Bütün suyun içine girecek. Makarnamız kaynarken diğer malzemeleri hazırlayacağım. Sarımsaklarım vardı. Onları böyle ince ince küçük küçük doğrayacağım. Sonra maydanozları doğrayacağım. Sarımsakları şöyle üzerlerine bir vurup kabuklarını ayıklamak istiyorum önce. Hafif patlayınca daha kolay çıkıyorlar. Şimdi ben bunları önce kabaca doğrayacağım. Şimdi bu bolca sarımsağı böyle satırlayarak ufacık edene kadar doğramaya devam edeceğim. Bu yeterli olacak. Daha ufak istiyorsanız daha ufak da doğrayabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle kenara ittiriyorum, bolca sarımsağı. Evet, sarımsakları doğradım. Makarnayı arada karıştırdım. Şimdi maydanozlarım vardı. Onları da önce kabaca doğrayacağım. Bunu da aynı şekilde satırlayarak doğramaya devam ediyorum. Şöyle son bir kez daha üstünden geçeceğim. Ne kadar ufak olursa o kadar güzel oluyor çünkü maydanozları. Şimdi bütün malzemelerim burada hazır. Makarnamı kontrol edeceğim. Büyük ihtimalle olmak üzere şu ufak çay bardağımla, çay değil kahve fincanımla şöyle bir karıştırıp bir fincan suyu kenara alıyorum. Bir kahve fincanı suyumu ayırdım. Şimdi makarnam da pişti. Altını kapatıyorum ve süzdürüyorum. Şöyle. Yapışanlar var. Onları da bir alayım. Tenceremi ocağıma geri getirdim. Altını orta ateşte açıyorum. Şöyle biraz kısacağım. İçine de 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı vardı biliyorsunuz. Onu şöyle alıp koyuyorum. Zeytinyağımı koydum. İçine doğradığım bol sarımsağı şöyle bir bıçakla alarak tenceremin içine koyuyorum. Ve bunu yanmadan hafif hafif böyle tatlı tatlı pembeleşene kadar pişiriyorum. Çiğliği gidene kadar yavaş yavaş pişireceğim. Eğer sarımsak rahatsız edecek diye düşünüyorsanız bunları doğramadan da yaklaşık 3-4 diş sarımsağı zeytinyağında 5-6 dakika kadar pişirip sonra içinden çıkarıp aromatik bir sarımsak da elde edebilirsiniz. Ama ben bunun böyle hafif dişe gelen, hafif karamelize sarımsak lezzetini çok seviyorum. Zaten hafif karamelize olmaya başladılar bile. Birazdan yavaştan karamelize olmaya başladı. İçine makarnamı ekleyeceğim ama onların hepsini
birazdan göstereceğim. Çünkü sarımsaklarımın bir iki dakikaya daha ihtiyacı var. Şimdi istediğimiz o karamelizasyonu aldı. İçine makarnamı eklemek istiyorum. Şöyle. Ve yine içine demin hazırladığım bir fincan suyu da şöyle ekliyorum. Of. İnanılmaz. Şimdi artık bu tarafa tezgahıma geçiyorum. Makarnamı bir kere daha karıştıracağım. Of, sarımsakla çok güzel karamelize oldu. İçine maydanoz. Şöyle üstüne de biraz bırakacağım. Toz biberim. Biraz tuz. Ve biraz karabiber ekliyorum. Ve bunu bir daha hızlıca karıştırıyorum. Of, isot çok renk bıraktı. Normalde bu daha beyaz oluyor ama hiç önemli değil. Lezzeti of, inanılmaz olacak. Şimdi bunu tabağıma koymak istiyorum. Şöyle. Nefis. Üzerine biraz daha maydanoz koyalım. İnanılmaz. Şuradan bir de tadına bakalım. İnanılmaz kokmuyor mu şu an mutfak? Gerçekten çok iyi. Yandım. Ama çok iyi olmuş. Ah. İnanılmaz bir lezzet var. Umarım tarif denersiniz. Kanaldaki diğer makarna tariflerini yukarıda sağ üst köşede gördüğünüz İ harfinin olduğu yere bırakacağım. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Wow, çok iyi olmuş. Bayağı iyi. Show.